bölümde Excel'e giriş anlamında Excel'de formüllerin nasıl yazıldığını, ilk önce en basit formüllerden toplama ve bölme işleminin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bilahare sayıların yüzdelik kesire nasıl dönüştürüldüğünü gösterdikten sonra da basit bir pasta grafiğini çizeceğiz. İlk önce toplamadan başlayalım. Toplamaya başlamadan önce şunu söylemek istiyoruz. Excel'de bütün formüller eşittir işaretiyle başlar veyahut da eksi işaretiyle. Hani işareti rakamın eksi olabilirse o zaman eksiyle başlayabilirsiniz. Ama bütün formüller genel olarak Excel'de hangi işaretle başlarmış? Eşittir işaretiyle başlar. O halde biz de eşit işaretiyle başlayarak burada belirli toplamaları yapacağız. Şimdi bu tabloda ne görüyoruz? Satılan çiçekler var. Gül, papatya, karanfil, orkide. Ve bunlar aylık bazda. January, February, March diye yazılmış burada. Yani Türkçe olarak Ocak, Şubat, Mart aylarında her bir çiçekten kaç tane satıldığı yazılı. Şimdi ben bu 3 aylık dönemde ne kadar gül satıldığını, ne kadar papatya, karanfil ve orkide satıldığını toplayarak bulmak istiyorum Excel yoluyla. Daha sonra da her ay satılan toplam çiçeklerin sayısını da şu aşağı bölümde bulmak istiyorum. Nasıl yapacağız? İlk önce şu şekilde başlayalım. Hani 3 aylık dönemde satılan gül sayısını toplayalım. Dediğimiz gibi şu toplama yerine geldim gülün hizasında, yani 3. satırda ve E kolonunda ki hücreye geldim. Burada eşittir yazdım. En basit yöntemle topluyorum ve gördüğüm rakamları yazarak topluyorum. 100 artı 200 artı 150. Enter'a basıyorum. Topladık. 450. Aynı şekilde papatyayı, karanfili ve orkideyi de toplayarak buraya yazabiliriz. Ama bunları şimdi ayrı ayrı toplamak yerine bir başka yöntemle buradaki formülü biz aşağıya doğru otomatik olarak nasıl yeniden yazmadan kaydırarak yazacağımızı da göstereceğiz. Şimdi bunun iki yöntemi var. Bu E3 hücresine geldiğimizde şurada sağ köşede böyle küçük dikdörtgen bir nokta var. O noktaya geliyoruz. Mouse'umuzla artı işareti gibi bir işaret varken mouse'umuzla onun üzerine basılı tutarak aşağıya doğru çekiyoruz. Aşağıya doğru çektiğimizde şimdi ne oldu? Burada toplama işlemini yapamadı. Neden yapamadı? Çünkü rakamlar olduğu için aynı rakamları kopyalamış olduk. Yani aslında aşağıya kaydırma işlemiyle eğer biz bu şekilde yazarsak bu toplama işlemlerini yapamayız. O halde başka bir yöntem denememiz gerekiyor. Şimdi bunu silelim yaptığımız bu işlemi aşağıdaki satırlar için. Gelelim biz tekrar orijinal hücremize. Şimdi biz bunu rakamları yazarak toplamak yerine eğer hani hücre adreslerini yazarak toplasaydık o zaman durum değişik olacaktı. Şimdi hücre adreslerini yazarak topluyorum. 450'yi silelim isterseniz. Sildik. Eşittir yazdım. Şimdi hücre adresi Ocak ayı için gül B3 hücresi. O zaman B3 yazdım. Sonra artı C3 hücresi artı D3 hücresi. Evet, yazdım şimdi hücre olarak. Bakın gene aynı toplamayı bulduk. Bu sefer rakamları yazmadık. Şimdi şurada formüllerin olduğu yeri şurada görüyorsunuz. E3 hücresine gittiğinizde burada hangi formülün kullanıldığını B3 artı C3 artı D3 olarak görüyorsunuz. Evet. Şimdi bu 450'nin üzerine geldim yine. Yine bu aşağıdaki küçük dikdörtgen kutucuğun üstüne gelip mouse'la bastım tuttum. Aşağıya doğru kaydırdım. Şimdi aşağıya doğru kaydırdığımda yukarıdaki formülü aşağıya doğru kopyaladı. Ve dikkat ederseniz şimdi 150 toplam papatya satışı, 250 toplam karanfil satışı, 750 de toplam orkide satışlarını veriyor bize.
Şimdi bakalım, mesela papatya satışlarının olduğu hücrenin üzerine gidelim. Burada ne görüyorsunuz çocuklar? B3, C4, B4, C4, D4. Bir üst tarafta ise B3, C3, D3. Yani biz bunu aşağı kaydırdığımızda bu rakamlar 3'ten 4'e doğru yükseldi. Şimdi buraya geldiğimizde 5 oldu. Gördüğünüz gibi buraya geldiğimizde rakamlar 6 oldu. Yani 6. satıra referans vererek. Bu şekilde gördüğünüz gibi, tekrar yapalım, biz bunu silelim. Tekrar yapalım. Geldik. Şurasından tutarak, kulağından tutarak çektik. Aşağıya kaydırdık. Ve otomatik olarak diğerlerinin formüllerini yazmadan toplamış olduk. Şimdi bir başka yöntem daha var. Bunları tekrar silelim. Tekrar bu ilk yazdığımız formülün üzerine gelelim. Gene burada bu küçük dikdörtgen kutucuk var. Bunun üzerine geldim. Bu sefer mouse'u bastırıp aşağıya doğru kaydırma işlemi yapmadan üzerine hızlı bir şekilde iki kere tıklayacağım şimdi. Tıkladım. Bakın, aşağıya doğru otomatik mouse'u kaydırmadığım halde kopyalama işlemini yaptı. Excel'de şöyle bir özellik var. Sol tarafındaki rakamlar hücrelerde doluluk varsa otomatik olarak toplamaya başlıyor. Belli bir zaman sonra sol tarafta boşluk gördüğü vakit hemen o kopyalama işlemini durduruyor. Bu şekilde daha çabuk bir şekilde toplamayı yapmış olmak mümkün. Bu yöntemlerden bir tanesi. Şimdi buna benzer bir şekilde aylık bazda toplam çiçek satışlarını da bulalım. Şimdi eşittir'e geldik. Ne yapacağız o zaman? Eşittir diyeceğiz. Hücrelerin adreslerini yazacağız. Bu seferki ilk hücremiz nedir bizim? Eşittir. B3 yazdık. Artı C4 yazdık. Pardon, geriye dönelim. B4 artı B5 artı B6 bastık. Yani Ocak ayında satılan toplam çiçeklerin sayısı kaçmış? 500'müş. Şimdi burada hücreleri yazarak gösterdik bunu. Yalnız hücreleri biz yazmak yerine şu şekilde de yapabilirdik. Tekrar burayı silelim. Eşittir dedim. Hücre yazmak yerine mouse'la hücrenin üzerine gidiyorum, ilgili hücrenin yüzün üzerine gidiyorum. Artı diyorum. Artıdan sonra ikinci hücrenin üzerine gidiyorum. O hücreyi kendisi otomatik bulup isimlendiriyor. Artı diyorum. Sonra dördüncü hücrenin, üçüncü hücrenin üzerine gidiyorum. Artı diyorum. Sonra son hücremizin üzerine gidip artı deyip Enter'a basıyorum ve topluyorum. Bu şekilde hücreleri yazma zahmetinden de kurtuluyorsunuz. Yani hücreleri yazmak yerine bu şekilde de toplamayı yapmanız mümkün. Şimdi kopyalama işlemi bu sefer sağa kaydırarak yapacağız. Tabii bunu sağa kaydırarak yaptığımızda da her bir ay için toplam neyi, çiçeklerin sayısını bulmuş oluyoruz. İşte Şubat ayında 525 çiçek satılmış, Mart ayında 575 çiçek satılmış. Tabii bütün 3 ay boyunca satılan bütün çiçeklerin toplamı da 1600'müş. Şimdi gördüğünüz gibi burada toplama işlemlerini yaptık. Bir başka yöntemle daha size bir toplamayı göstereceğim. Şunları sileyim mesela, sağ taraftaki toplamaları. Gelelim tekrar biz bu E3'ün olduğu yere. Şimdi Excel'de bir özellik daha var. Şimdi biz giriş ekranındayken, şurada giriş ekranında, yani bu giriş menüsündeyken diyelim. Bu menünün altındaki alt menülere bakıyorum. Şurada bir tane Yunan harfi summation işareti deniyor İngilizce. Toplama işareti. Bu toplama işareti var. Bu toplama işaretine ben tıkladığım vakit ne yaptı? Otomatik B3, D3 diye yazdı. Öyle yapmayacağız. Şimdi otomatik toplamada şimdi şöyle yazabilirsiniz. Hani otomatik topladı. Bakın 450'yi buldu. Şimdi bir daha alt tarafta da yapalım papatya için. Geldim. Bir daha bastım. 150 olarak papatyayı buldu. Yani bu sefer formülleri ben yazmıyorum. Şuna basıyorum. Bu otomatik olarak sol taraftaki bütün rakamları topluyor. Yalnız şöyle bir şey yapalım.
Mesela karanfilde şurada 50 yazıyor. Bu 50'yi sileyim. 50'yi sildim. Şimdi 150, bir de burada 50 var değil mi? Görüyorsunuz. Şimdi burada da aynı şekilde bu otomatik toplamayı yaptığımda bakın bu üst taraftaki rakamları topladı ama alt taraftaki rakamlara dokunmadı. Şimdi burada demek ki üst taraftaki rakamları topladı. Şimdi bunu silelim. Bir başka işlem daha yapalım. Bu 450 ve 150'yi de silelim. Şimdi şöyle yapalım. Tekrar gelelim buraya. Bu otomatik toplamaya bastım. Bakın şimdi üst taraf boş. Bu sefer sol tarafa baktı ama sol tarafta 50'yi gördü. Sonra boşluk olduğu için 150'ye ulaşamadı. Biz burada sildiğimiz rakam neydi? 50'ydi. 50'yi yerine koyalım. Tekrar bu 50'yi buradan silelim. Ve ondan sonra tekrar buraya gelelim. Ve gene otomatik toplama işlemine basalım. Bu sefer bakın 150 artı 50 artı 50, 250 olarak bunu otomatik buldu. Gördüğünüz gibi bu toplama işareti yukarıya veya sola sağa bakarak eğer boşluk yoksa boşluk olana kadar solundaki, sağındaki, üstündeki, altındaki rakamları toplayarak size toplamayı verebiliyor. Şimdi ben bunu sileyim. Tepeden tekrar başlayalım. Önce şunu yaptım, topladı. Daha sonra bunun üstüne iki kere tıkladım. Aşağıya doğru kopyalayabiliriz onun formüllerini. Şu anda toplamları elde ettim. Evet, toplamlarla ilgili söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Yani çeşitli alternatif yöntemler var toplamak için. Hani alıştıkça daha kısa yollarını bu şekilde toplamanın nasıl yapılacağını görmüş oluyorsunuz. Tabi burada hani 3 tane ay olduğu için, 4 tane çiçek olduğu için biz bu işlemleri elle de yapabiliriz. Ama düşünün ki elinizde büyük bir tablo var, yüzlerce çiçek var ve aylık değil de günlük olsa 365 tane gün var bir yılda, 365 tane kolon olacak. O zaman bunları böyle teker teker yapmak çok zor. O zaman ne yapacaksınız? Bu şeyi hani toplama işaretini kullanarak yapacaksınız. Yalnız bir yöntem daha var. Hani onu da göstereyim size. Şöyle gelelim. Hani şöyle bunları silelim. Bir yöntem daha var. Bir de sum dediğimiz yani topla anlamında eşittir topla diye böyle bir formül var. Eşittir topla diye bir formül var. Bu formülü şey yazacağız. Sonra artı diyeceğim. Parantez açacağım pardon. Sonra da şu ilk hücreden başlayıp üçüncü hücreye kadar geleceğim. Parantezi kapatıp return'e basacağım. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi topla parantez açıldı. B3 iki kolon üst üste D3 parantez kapandı topladı. Yani bu şekilde de toplamayı yapabiliyoruz. Aslında bu sum'ı kullandığınız vakit de aynı bu formülü yaparak yapacak. Tekrar bakalım gelelim. Şuraya gelelim. Şu sum formülü kullandığımızda adresin üzerine gelelim. Bakın burada eşittir topla B3 artı D3 yazıyor. Ben hani buna basmadan da ne yaptım? Tekrar silelim. Tekrar yapalım görmek anlamında. Eşittir dedim. Topla yazıyorum şimdi bildiğim için bunu. Açtım parantezi. Sonra ilgili hücreleri belirledikten sonra parantezi kapattım. Bastım Enter'a. 450'yi yaptım. Gördüğünüz gibi bu da bir başka yol. Sonra aşağıya doğru bunları çekerek kopyaladım bu sefer. Evet toplamları bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi yapacağımız işlem bölme işlemi olacak. Bölme işlemini yaparken de işte toplam mesela 3 ay boyunca 1600 tane çiçek satmışız. Bu 1600 tane çiçeğin 450 tanesi gülmüş. O zaman 450'yi 1600'e böleceğiz. O zaman 1600'e böldüğümüzde yüzde kaç gül satılmış onu bulacağız. Onu da bu yan tarafta yapacağız. Bölme de çok basit. Eşittir işaretine basıyoruz. Sonra böleceğimiz rakam 450. Yani payını yazdık. Sonra bölü işaretine basıyoruz. Şu şekildedir bölü işareti. Bölü işaretine bastıktan sonra da bölünecek rakam o hücrenin üzerine gidip 1600 onun adresini yazıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Şimdi bakın bu bölündü. %28 çıktı. Yalnız ben burada bir şey yapayım. Bunu ben %28 yani yüzdelik olarak yapmayayım da çünkü yüzdeleri bulmak anlamında önce ben bunu bir sayı halinde yapayım.
Şimdi ben bir sayıya dönüştüreyim önce. Şuraya sayıya dönüştürdüm. Şimdi aynı bölme işlemini bir daha yapıyorum. 450 pardon bir daha eşittir şu hücreyi yazdık. Bölü dedik. 1600 dedik. Yazdık. Burada şimdi 0 çıktı. Aslında ben 450 yani E3 bölü E7 bakın burada görüyorsunuz yaptım. Neden 0 çıktı? Çünkü çok küçük bir rakam. Burada bir kere sayılarda şurada bir sayıların hani ondalıklarını azaltıp çoğaltma opsiyonları var. Bu şimdi çoğaltma opsiyonlarından bunu arttırdım. Bakın 3 haneli yaptım. 2 haneli yaptığımda 0,28 gibi gördünüz değil mi? Bunu. Ama biz ne yapacağız? Şimdi bu 0,28'i bulduk. Ama ben bunu böyle yüzdelik göstermek istediğim için şurada yüzde işareti var. Bunun üzerine gelip tıkladığımda yüzdeye çevirdi bu. Şimdi bunu yaptım. Hani demek ki 450 bölü 1600 %28 toplam sattığımız çiçeklerin %28'i gül olduğunu bulmuş olduk. Şimdi ben bunu aşağıya doğru kopyalayarak yüzde ne kadar papatya, yüzde karanfil ve yüzde orkide miktarlarını da bulabilirim. O zaman yapmam gereken şey kopyalamam. Ben bunu böyle double click yapıp kopyaladığımda burada hata verdi. Neden hata verdi? Şimdi bunu da anlamamız lazım. Bu hatanın sebebini anlarsak o zaman bu kopyalama işlemini de nasıl yapacağımızı anlamış olacağız. Bakalım şimdi. Önce ilk hücreye geldim. Şu adrese bakıyorum. E3 bölü E7. Doğru mu? Doğru. 450 bölü 1600. Şimdi şu hücrenin üstüne geldim. Adres E4 bölü E8. E4'te papatya var. Bu doğru ama E8 boş. Yani o zaman bu bölme işlemi olmaz. Şimdi mesela şuraya geldim. E5 ile E9. E5'teki rakam doğru ama E9 boş. Yani o zaman bu bölme işlemi hatalı. Demek ki aslında dikkat ettiyseniz bunu ben aşağıya kopyaladığım vakit şu rakamlar 4'ten hani 3'ten 4'e ve 7'den 8'e çıktı. Bir aşağıya geldiğinde burası 5, burası 9 oldu. Bir aşağıya geldiğinde burası 6, burası 10 oldu. Demek ki bu rakamlar kayıyor. Tamam, ilk rakamın kayması normal ama yani ikinci rakamın kayması doğru bir şey değil. Çünkü hep 1600'e böleceğimize göre yani şu adres yani 7 numaralı adres E7, 7. satır sabitlenmesi lazım. Sabitleme işleminin de nasıl yapılacağını şimdi göstereceğim. İlk hücreye geldim. 7'yi sabitlemek istediğim için 7 ile E'nin arasına geldim. 7 ile E'nin arasına geldiğimde şurada dolar işareti koydum ikisinin arasına. Enter'a bastım. Şimdi bakın rakamımız değişmedi ama E ile 7'nin arasında dolar işareti var. 7'nin önünde dolar olduğu zaman 7 sabitlenmiş demektir. Eğer dolar işaretini E'nin önüne koysaydık o zaman da E'yi yani E kolonunu sabitlemiş olacaktık. Ona birazdan tekrar o konuya geleceğiz. Şimdi bu doları sabitledikten sonra ben bunu iki kere tıkladığımda aşağıya doğru kopyalama işlemini yaptığımda göreceksiniz ki bu sefer hata çıkmıyor. Papatyalar %9, karanfiller %16, orkideler %47, toplam %100. Bunu bulduk. Şimdi aynı şekilde aylık yüzdeleri de bulalım. Aylık yüzdeyi bulurken de eşittir dedik. 500'ün olduğu adres B7, bölü dedik. Sonra 1600'ün olduğu adres E7. Şimdi ben bunu tekrar sağa doğru kaydırarak kopyalayacağım ama burada da bir sabitleme yapmam lazım. Bu sefer kolonu sabitlemem lazım. Yani E kolonunda 1600 kaymaması lazım. Şimdi kolonu sabitlemek için şuraya geldim. Bu sefer dolar işaretini E ile 7'nin arasına değil, E'nin önüne koymam gerekiyor. E'nin önüne koyduğum vakit burası %31 değişmedi. Ama dikkat edin bakın şu adreste burası E olarak E'nin önünde dolar var. Şimdi ben bunu bu şeye kaydırdığımda gördüğünüz gibi Ocak ayında %31, Şubat'ta %33, Mart ayında %36 çiçek satmışız ilk 3 aylık dönemde. Ki toplam çiçeklerin satışları. En fazla çiçeği hangi ayda satmışız? %36 ile Mart ayında satmışız. Peki en fazla satılan çiçeğimiz hangisiymiş 3 aylık dönemde? %47 ile
orkide çiçeğini satmış. 200. sırada gül yer almış. Evet, şimdi şurada gördüğünüz gibi toplama, bölme ve yüzde işlemlerini gördük. Şimdi tabii burada bir grafik çıktı karşımıza. Bu grafikten, pardon, bir tablo çıktı. Şimdi ben bu tablo üzerinden çeşitli grafikler de yapabilirim. İleriki derslerimizde grafiklerin nasıl çizildiğini daha derinliğine göreceğiz. Ama bu dersimizde giriş anlamında size çok basit bir pasta grafiğinin nasıl çizildiğini göstereceğim. Ve bunu yaparken de şöyle bir yönteme bakacağım. Bütün çiçekler için değil, 3 aylık dönemde toplam olarak yaptığımız, yani şu satışlar var ya 3 aylık dönemde, 450 gül, 150 papatya, 250 karanfil ve 750 orkide. Bu kadar çiçeği biz satmışız. Bunları biz pasta grafiğinde göstermek istiyoruz. O zaman yapacağımız işlem şöyle olacak. Şu ürünlerin olduğu yere geldim. Ki ürünlerimizin olduğu yerden başlayarak işte gül, papatya, karanfil, orkide, onları belirledim. Sonra kontrol tuşuna basarak, elim basılı orada tutarak bu sefer toplam hanesine geldim. Oradan da çiçeklerin olduğu hücreleri işaretledim. Bunları işaretledikten sonra ekle diye şurada ekle menüsüne geldim. Ekle menüsüne geldiğinde içinde alt menüler açıldı. Ben pasta grafiği çizeceğim. Burada zaten şurada görüyorsunuz bir pasta grafiği var. Dairesel grafik de denebilir buna. Halka grafiği. Hemen buna bastım. İşte burada çeşitli alternatifler var. Acaba nasıl yapacağım diye. Böyle. Bakın görüyor musunuz? Çeşitli alternatifler var. Ama ben pasta yapmak istiyorum. Hani şu şekilde mi yapayım yoksa 3 boyutlu mu olsun diye böyle seçebiliyorum. Hani bu şekilde. Mesela diyelim ki 3 boyutlu pasta grafiği yaptım. Buraya geldim, tıkladım. Pasta grafiğim oldu. Şimdi pasta grafiğim oldu. Pasta grafiğini şöyle bakın. Üzerine bu grafiği tıklayarak sağa sola kaydırıyorum. Uygun bir pozisyona getirip koydum. Ya şimdi burada ne oldu? Pasta grafiğini çizmiş olduk. Yani gördüğünüz gibi Excel'de hani bu tablolardan grafikler de yapmanız mümkün. Yani tablo aslında bize bir hikaye söylüyor. İşte ne bileyim en fazla satılan çiçeğin orkide olduğunu 3 aylık dönemde görebiliyoruz. İşte en fazla satışın Mart ayında yapıldığını görebiliyoruz. Değil mi? Bunun gibi şeyleri bize söylüyor. Ama ben burada ne yaptım? Basit bir grafikle bunu hani rakamsal olarak değil, görsel olarak da size şey yapmak istedim. Yalnız tabii bu grafiğin üzerinde birazcık da oynama yapmak mümkün. Grafiği ben biraz aşağıya kaydırayım da görelim. Bakın şu mavi gül, bu portakal rengi olan papatya, karanfil şu, orkide de bu. Hani aslında biz bu çiçeklerin rengini biliyoruz yani. Gül kırmızıdır, ne bileyim papatya beyazdır belki, karanfil kırmızıdır, orkide de beyazdır mesela. İstersek biz bu renkleri kendimiz daha sonra değiştirebiliriz. Yani grafiğin opsiyonlarını kullanarak istediğimiz rengi yapabiliriz. Biz burada Excel'in bize o anda verdiği renkleri otomatik olarak seçtik. Ama bu renkleri değiştirme opsiyonlarımız da var. Tabii şimdi bu grafiği bir tek rakamları göstermeden hani kullanacak olursak eğer o zaman burada biz yüzde olarak biz bunları göremiyoruz. Ama üstüne giderseniz bakın toplam değer şurada 750 ve %47 gösteriyor. Mavinin üstüne giderseniz 450-28 gösteriyor. Burada 159, %9 gösteriyor. Burada da 250, %16 olarak gösteriyor. Ama tabii ben bu mazut grafikte bunun üstüne gittiğim vakit rakamları ve yüzdeleri görebiliyorum. Bir başka opsiyon da bunların üzerine gidip yani bu grafiği formatlamak. Burada veri etiketleri ekle dersek eğer bu sefer bakın veri etiketleri ekledim. Her ay ne kadar çiçek satıldığını gösteriyor. İstersen bu veri etiketlerini sayı olarak değil aynı zamanda yüzde olarak da gösterebilirim. Veri setini biçimlendir diyor. Mesela veri setini biçimlendirdiğinde çeşitli şeyler de yapabiliyoruz. Bugünlük bence bu kadar yeter giriş dersinde. Yani Excel'le basit bir şekilde formüllerin nasıl yapıldığını, işte bu formüller içerisinde toplama çıkarmanın, pardon, toplama bölmenin nasıl yapıldığını, yüzdelerin nasıl hesaplandığını, yani rakamların yüzde olarak nasıl biçimlendirildiğini
ve bu tablo üzerinden de istediğimiz basit bir pasta grafiğinin nasıl çizildiğini göstermiş olduk.